Evet, merhabalar. Hani bir söz var ya, sakalım yok ki sözüm dinlensin. Şimdi daha bir önceki videomda hani milli ve manevi duygularla alakalı bir şeyler söyledim. Şimdi dün İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında biliyorsunuz Atatürk Havalimanı'nda çok güzel bir kutlama yapıldı. Sonra Ayasofya çok güzel bir şekilde ışık şöleniyle çok güzel renklendi. Yani işin maneviyatına uygun bir kutlama yapıldı. CHP, MHP, AK Parti hangi belediye işin maneviyatına uygun bir şey yaptıysa tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Fakat dün İstanbul'da Maltepe sahilde İstanbul'un kutlamaları sebebiyet işte sahne hazırlanıyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ın orada fotoğrafıyla birlikte Teoman konseri veriliyor. İşte Teoman'ın özel hayatına dem vuruluyor. İşte alkol alması falan. Bir kere onu bir kenara bırakalım. Bunu ayrıca konuşursunuz ama Teoman'ı bir konsere çağırmışlar. Teoman da gelmiş konserini veriyor. Adamı niye konuşuyorsunuz? Ama İstanbul'un fethi kutlamalarında bir sanatçı çağırıp, tabii gelenler de ellerine alkollerini almış, bazılarında bira şişeleri varmış, böyle bir kutlama. Sen tabii Teoman'a konser verdirirsen veya Aleyna Tilki'ye veya atıyorum Demet Akalın da dahil buna. Yani sen bir sanatçıya böyle bir konser verdirirsen o konsere gelenlerin içinde de içeni de olur, içmeyeni de olur, içeni de birasını götürür falan. Burada önemli olan işin o ruhuydu. İşte maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi galiba bunu düzenliyor. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aynı şekilde Ramazan'da Ramazan kutlamaları diye, yani Ramazan işte eğlenceleri diye yaptığı bu tip şeyler vardı. Aynı şekilde işte bir sürü şey yaptı ve işte bu Teoman'ı da İstanbul'un fethi nedeniyle çağırıp konser vermesini konuşuyorlar. Yani Teoman'a kimse bir laf söylemesin, o işini yaptı ama benim söylediğim gibi yani siz ruhu kaybederseniz yarın bir gün kandillerde de göbek atıp oynarlar. Kandili öyle kutlarlar. Ve bayramlar da farklı bir şey yaparlar. Şimdi İstanbul'un fethinin ne anlama geldiğini bir Cenaha anlatamamışsanız ya da onlar bunu yok etmek istiyorsa bunu unutulmuş bir nesille en güzel şekilde yaparsınız. İşte o yapılıyor şu anda. Yazık, aynı şekilde Melek Mosso konserinde de demiştim ya, bazı eleştiriler aldım. İşte Seda Sayan'ı, ha ben Seda Sayan'ın dediğini söyledim. Seda Sayan Melek Mosso'dan daha mı iyidir, daha mı kötüdür? Onun kıyaslamasını yapmadım. Yapmam da ama dediği o hareket aslında Melek Mosso'da rüzgarı tersine çevirdi. Yani Melek Mosso olayı kadınlığa çevirdi. Halbuki olayın kadın olmakla hiçbir alakası yoktu. İşte veya sanatın yasaklanmasıyla alakalı hiçbir şey yoktu. Google'a girdiğinizde bakarsınız ki Seda Sayan da kendi sayfasında yayınlamış, yapmış olduğu hareket ve söylemleri gerçekten çok çirkin ve edep dışı şeylerdi. Bu yüzden bu konser iptal edildi ama o kendini mağdur ilan edip, bunda Arar ve Derya Uluğ da onunla birlikte konsere gitmediler. Böyle bir mağdur edebiyatıyla sanki sanat baltalanmak istiyor. Abicim, bu ülkede sanat gerçekten bana göre de çok fazla. Hani sanat demeyeyim, gerçek sanat demeyeyim. Sanat adı altında yapılan o şovlar, o kişiler hiç özgür olmadıkları zaman, hiçbir sol rejiminde özgür olmadıkları zaman kadar AK Parti iktidarında özgür oldular ve para kazandılar. Sağcılar da, sağcıları çok demeyeyim de sağcıların bir kısmı solcular. Şimdi siz kalkıp bir şeyleri elinizden kaçırmışsanız, o ruhu öğretememişseniz işte İstanbul'un fethinde de kalkarlar, bire şişeleriyle kutlama yaparlar. Bunun hani sanatçılara bunu yüklemeyin. Melek Mosso'da ise oradaki olay hemen bir ufacık zümre, koskoca bir zümreye ayar çekiyor. Kadın birden mağdur oldu, Melek Mosso. Yaptığı çirkin hareketler ve davranışlar hemen savunulur hale geldi. Sanki sanat yasaklanıyor, ülkede sanatçıya yasak konuluyor algısını yaptılar. Algı artık her şey. İletişim çağında yaşıyoruz diyoruz ama bu algıyı öbür taraf daha iyi kullanıyor.
Niye siz kullanamıyorsunuz? İşin milli ve manevi ruhunu unutturmak ayrı bir konu, bir de bu algı konusu var. Bak, doğru bir şeyi, doğru bir şeyi doğru kutlamıyorlar ama yanlış bir şeyi doğruymuş gibi topluma algıyla veriyorlar. Evet, şimdi yarın bir gün kalkıp da siz konu nereye geldi? Hani şunu söyleyeyim, konu Teoman konseri değil, siz hala anlayamadınız mı? Konu Teoman'ın konser vermesi değil. Teoman verir tabii, adamı çağırmışlar, gel konser ver demişler, o da konser vermiş. İstanbul'un kutlamaları kapsamında adam konser veriyor. Özel hayatında da alkol kullanıyor. Defalarca magazinde gördük. Gelenler de ona göre tipler. Siz Teoman'la uğraşacağına o İstanbul'un Fethi'nin o şekilde kutlamasını yaptıranlarla uğraşın diyorum. Aynı şekilde Melek Mosso'nun kadınlığına veya sanatına kimsenin bir laf dediği yok ama aldı kadın hakları üzerinden, sanat üzerinden. Şimdi bir sürü konserler verilecek. Ne oldu? Yaptığı hareket yanına kar kalıp bir sürü şimdi sahiplenecekler. Para da kazansın, bana ne? Ama olayları öyle bir hale getiriyorlar ki orada da olmayan şey varmış gibi, orada da çok önemli bir şey sanki öyle değilmiş gibi ortalığa döküyorlar. Siz, tekrar ediyoruz, milli ve manevi değerleri bu kadar uzaklaşırsanız, özellikle bizim muhafazakar kesim karşı tarafa benzemek için annemin tabiriyle kafasını kırarcasına koşuyorsa, seküler olmak böyle sanki gerçekten statü atlamak, merak etmeyin siz onları hiç beğenmezler. Hem de hiç beğenmezler. Onlar beni beğenmiyorlar ben yıllardır. Yoksa başında örtü olanı mı beğenecekler? Ha, onunla bazı o karakter tipleri bellidir. Onlar asla, ancak kullanılırsınız ama hiçbir zaman itibarınız olmaz. Şimdi durum nereye geliyor? Yine herkes kendi evinin önünü süpürecek. Kendi camisinin önünü, camisinin içindeki cemaati, safları sıklaştıracak. Biz kendimizi sorgulamazsak, kendi içimizdeki yozlaşmayı sorgulayamazsak hiçbir şeyle baş edemeyiz. İşte onlar algıyla mış gibi davranıp ufacık bir zümre, koskoca bir zümreye ayar çekercesine konuşurlar, hareket ederler. Evet, tekrar ediyorum. Burada konu ne? Melek Mosso'nun sanatı, ne de Teoman. Siz bunu hala anlamadınız mı? Konu hemen anında organize olup bunu siyasi bir rant kılıfıyla, tam siyasi demeden, hemen farklı bir alana çekme. Teoman aldı parasını, oturdu. İşini yaptı. Ona kimse bir şey demesin. Melek Mosso ise daha çok konser alacak. 10 konser alacağına 40 konser gelir şimdi. Ama olan ne oluyor? Topluma oluyor.